Riya yapma korkusundan iyilik yapmaktan vazgeçmek. Şeytan bir Müslümana bu iki şeyden birini yaptırmaya heveslidir. Ya onu riya yapmak ve anılmak için yapılan iyi amelleri yapmasını sağlar ve Müslüman bu amelleri yaparken Allah rızası için yapmaz. Ya da iyi işi tamamen bırakmasını sağlar. Böylece Müslüman o işin sevabından mahrum kalır şeytan Müslümana itaati terk etmesini sağlayabilir. Mesela Müslüman riya yapmaktan korktuğu için sadakayı alenen vermekten vazgeçmesi gibi. Bu şeytanın girişlerinden büyük bir giriştir. Müslüman buna iyi dikkat etmesi gerekir. Çünkü nihayetinde ihlaslı olan bir Müslüman şeytanın ona yaptığı vesveselere aldırmaz. Böylece nifaka düşmekten korkarak itaati terk etmez. Ayrıca samimi, dürüst bir niyete sahip olan kimsenin yaptığı gizli de ve açıklıktaki amelleri eşdeğerdir. Şüphesiz riya yapmak şirktir ve caiz değildir. Fakat bir erkek veya bir kadın müslümanın Allah'ın kendilerine emrettiği itaatları terk etmesi caiz değildir. İnsanları İslam'a davet etmek ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi amelleri riya yapmaktan korktukları için vazgeçmeleri gibidir. Bu şeytanın insanları Cenabı Hakk'a davet etmekten alıkoyduğu tuzaklardan biridir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya gelince Müslüman şeytanın ona yaptığı tuzaklar ve vesveseleri terk etmelidir. Ve bunların hiçbirine aldırmamalıdır. Bilakis, müminler kardeşleri arasında vazife ihmali veya haram bir fiilde ihmalkarlık yaptıkları sürece, cenabı hakkın onların kalbindeki Allah'a karşı dürüstlüklerini ve kullarına verdikleri öğütleri bildiğini sandıklarında nasihat vermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse. Eline geçecek olan şey ancak odur. Kim bir dünya malı veya nikah etmek istediği bir kadın için hicret etmiş ise onun hicreti onadır.